Hamburg İstanbul denizcilik buluşmalarının 10.sü İstanbul Ceylan Intercontinental Otel'de gerçekleşti. Türkiye Gemi İnşaat Sanayicileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran, GİSBİR Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Aydın Alaftan ve GİSBİR Genel Sekreteri Kemalettin Gür'ün de yer aldığı Hamburg İstanbul Shipping Dinira, Deniz Ticareti Genel Müdürü Cemalettin Şevli, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Türkiye Denizcilik Meclis Başkanı Erol Yücel, Piri Reis Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Oral Erdoğan ve sektörün diğer önemli isimleri de katıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen toplantıda konuşmacı olarak yer alan GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran, GİSBİR öncülüğünde Piri Reis Üniversitesi Rektörü ve GİSBİR Ekonomi Danışmanı Profesör Doktor Oral Erdoğan tarafından hazırlanan Türk Gemi İnşaat Sanayi'nin rekabet gücünün arttırılması konulu raporun sektör için önemine vurgu yaptı. Gemi İnşaat Sanayi'nin önemi bazı kesimler tarafından çok iyi bilinmiyor. Bu bilinci daha iyi anlatabilmek adına biraz rakamsallaştırmak istedik ki ben yaklaşık 4 senedir hocama diyorum ki hocam bizi rakamsallaştırın. Yani tüm sektörlerin baktığınızda işte turizmi falanı, otomotivi hepsi rakamsal olarak bir şeyler masaya koyuyorlar. Biz koyamıyoruz. Tabii koyamamamızın nedenlerini de öğrendik. Belli yerde kayıtlarımız tutulmuyor devlet tarafından. Bunları nasıl başarabiliriz? İşte bunların altyapısı hep bu. Umuyorum ki bu rapor doğrultusunda özellikle devlet planlama teşkilatının kayıtlarına girebileceğiz. Murat Kıran, GİSBİR'e üye tersanelerin de katkılarıyla hayata geçirilen MİLGEN projesiyle savunma sanayinde çok iyi bir yere geldiğimizi söyledi. Bugün ileri gitmiş ülkelere baktığımızda hepsi neyle övünüyorlar? Deniz kuvvetleri. Bugün şunu gururla ifade ediyorum. Özellikle üyelerimin bireysel çabaları sayesinde ve gururla söyleyebilirim ki Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bireysel aldığı risklerle MİLGEN projeleriyle MİLGEN projeleri bu Türkiye'de yapılması, Türkiye gemi inşaat sanayine kazandırılarak bugün savunma sanayinde çok iyi bir yere geldik ve umuyorum ki daha da ilerlere iyi hedeflere varacağız. Şöyle ki görüyoruz, işte bugün yaptığımız işler ortada, yeni çıkacak olan ihaleler ortada. Biz bunları yapabiliyormuşuz, ne mutlu bize. İnşallah yerli katkı payı daha yüksek olacak şekilde gelecek gemilerde de başarılara imza atarız. Murat Kıran, GİSBİR olarak uluslararası fuarlara katılım göstererek sürekli yeni pazar arayışları içinde olduklarını söyledi. Her toplantıda arkadaşlarımıza dedi ki arkadaşlar lütfen pazar arayın. Hani bir tabir vardır, gezen kurt aç kalmaz. Yiyecek bir şey bulur. O günden beri her fuara, her konferansa, her yere tüm üyelerim katıldı. GİSBİR olarak biz birçoğuna öncelik verdik. Öncülük ettik. Her yere katılıyoruz. Şu anda biz burada dururken bile, yani şu toplantı esnasında bile ben eminim ki gemi inşaat sanayinden yüzlerce kişi dünyanın dört bir tarafında pazar, marketing yapıyor. Bu işte korkmadığımızı bizim gösterdi. Bir şeylere saldırınca buraya getirebileceğimizi ve getirdiğimiz zaman da altından yüzümüzün akıyla çıkabileceğimizi kanıtladık. Ve bugün geldiğimiz noktada demin hocam da ifade etti. Dünyada yüzlerce tersane kapanmışken biz krize girdiğimizde 72 tersanemiz vardı 2008 yılında, bugün 79 tersanemiz var. Bunun altının çizilmesi lazım. Kıran, GİSBİR'in ASEF'e üye olmasının sektör için önemine vurgu yaptı. Biliyorsunuz ASEF denen bir kuruluş var. Active Shipbuilders Experts Federation deniyor buna. 9 kurucu üyesi var ve bugüne kadar başka kimse üye almadılar. 9 kurucu üyeden konsey, 3 üyeden oluşuyor. Japonya, Kore, Çin. Özellikle GİSBİR Dışişleri Komisyonu'nun başarısıyla ve buradan kendisini göremiyorum ama Aydın Alaftan kardeşim bu işe resmen baş koydu. Ve kendisi ve ekibiyle beraber GİSBİR'i buraya geçen hafta itibariyle üye yaptık. Ve yakın bir zamanda konseyi 5 ülkeye çıkaracaklarını söylediler. Türkiye'yi de içine alacaklar. Ve bu kuruluş her sene değişmeli olarak bir sene yönetiliyor.
önümüzdeki kısa bir zaman zarfında inşallah Türkiye'de de bir sene buradan yönetilecek diye tahmin ediyoruz. Başarıların devamını diliyoruz.